Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tavuk severlere çok lezzetli bir menü ile geldim. Ana yemek tarifi arkadaşlar. Farklı soslu lezzetler denemek istiyorsanız bir de bu limonlu tavuğu denemenizi tavsiye ederim. Daha önceden de limonlu incik tarifini paylaşmıştım, baget tarifini. O tarifimle de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Aşağı yukarı aynı fakat burada yapım aşamaları biraz daha farklı ve içerisinde kaparık kullandım. Evet, öncelikle gerekli olan malzemelerimiz. Bir yemek kaşığı kadar kaparık kullanacağım. 2-3 diş sarımsak, bir limon, yarım limonun suyunu kullanacağım. Bir kutu krema ve kişi sayısına göre tavuk fili. Tavuk filelerimizi arkadaşlar bu şekilde ortadan kesiyoruz ve inceltiyoruz. Yaklaşık 1 santim, 1-1,5 santim kalınlığında yapıyoruz. Evet, kestikten sonra bu şekilde de biraz etimi dövüyorum. Malzeme listeme açıklama kısmını da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Evet, tavuk filelerini panirlemek için yaklaşık bir avuç kadar parmesan peyniri ya da eskimiş peynir, tuz, karabiber ve bir avuç kadar da un. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra elde etmiş olduğum tavuk filelerini bu karışıma bulayacağım. Bu şekilde panirleyeceğim. Eğer tavuk fileler çok kuruysa un karışımımız yapışmayacaktır. Bu nedenden dolayı tavuk filelerimizi biraz ıslatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu sayede daha kolay yapışacaktır. Çünkü tavuk filelerimizi yumurtaya bulamıyoruz. Yumurtaya bulamadığımız için de biraz ıslatmanız daha güzel sonuç verecektir. Una daha güzel yapışacaktır. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde tavuk filelerimi parmesan peynirli un karışımı ile güzelce panirledim. Şimdi yapım aşaması. 2-3 diş sarımsağı ince yemeklik doğrayalım. Evet, ön hazırlığımız bitti. Şimdi tavamıza biraz zeytinyağı alacağız. Bir parça da tereyağı alacağız. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakın. Yağımız kızdıktan sonra elde etmiş olduğumuz panirlediğimiz tavuk şnitzellerimizi burada iki taraflı kızartacağız. Evet sevgili takipçilerim, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin, bana bir şekilde destek verin. Sizlerin beğenileriniz ve yorumlarınız beni müthiş derecede motive ediyor. Şimdiden emeğime destek veren tüm sevgili takipçilerime teşekkürlerimi gönderiyorum. Takipte kalın derim efendim. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Kanalımda farklı sos tarifleri, değişik makarna tarifleri, et tarifleri, binlerce tarif bulabilirsiniz. Tatlısından tuzlusuna, etinden makarnasına, pilavından çorbasına arkadaşlar, salatalardan soslarına kadar her türlü tarifi sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma mutlaka göz atın. Eminim sizler de beğeneceksiniz ve takipte kalacaksınız. Evet, tavuk filelerimizi kısa bir süre arkalı önlü kızartıyoruz. Tavuklar zaten çok ince olduğu için kısa bir sürede kızaracaktır arkadaşlar. 2-3 dakika içerisinde. İki taraflı kızartalım. Bir yandan da başka bir tenceremize su koyalım. Kaynadıktan sonra tuz ekleyip makarnamızı, spagettimizi haşlayalım. Yaklaşık 8-10 dakika arası haşlayalım. Evet, tavadan şinitzellerimizi çıkardıktan sonra aynı tavada doğramış olduğumuz ince kıydığımız sarımsakları ekleyelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kapariği de ekleyip şöyle kısa bir süre kavuralım. Daha sonrasında yarım limonun suyunu, eğer çok limon sevmiyorsanız, limonu çok aşırı derecede tadını istemiyorsanız
limon miktarını arkadaşlar biraz azaltabilirsiniz. Yarım limon suyu ama yeterli gelecektir. Yaklaşık yarım bardak su. Eğer burada varsa tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Yarım kutu krema. Hepsini ilave ettikten sonra biraz da tuz ile tatlandıracağız. Ve birkaç taşım kaynamaya bırakacağız. Sosumuza 2-3 dilim de limon dilimi ekleyelim. Tuz ile lezzetlendirelim. Ocağın altını orta dereceye kısalım ve sosumuzu kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi panirlediğimiz, kızarttığımız tavuk filelerimiz. Daha sonra bunu sosumuza ilave edeceğiz. Evet, sosumuz kaynadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar soğuk tereyağını ilave ediyoruz. Bu tereyağı sosumuza daha bir kıvam verecektir, özdeşleştirecektir. Evet, şimdi kızartmış olduğumuz tavuk filelerimizi sosumuz ile buluşturacağız. Evet, sosumuzun içerisine tavuk filelerimizi de koyalım. Sosumuzla tavuk filelerimizi kısa bir süre özdeşene kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi haşlamış olduğumuz makarnamızı süzdük ve süzdükten sonra spagettimizi biraz lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Ben parmesan peyniri ekledim ve karıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi artık limonlu tavuğum hazır. Limon soslu tavuk. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sunuma geçebilirim artık. Yanına bir de salata yaparsanız tamamdır. Tabağımın kenarına spagettiden ve limon soslu tavuğumu da bir kenarına koyduktan sonra sosundan da bolca üzerine gezdiriyorum. Limon dilimi eşliğinde ben sunum yaptım. Çok lezzetli. Hem makarna seviyorsanız hem de tavuk seviyorsanız ve farklı sos tarifleri arıyorsanız üçü bir arada gerçekten müthiş bir uyum oldu. Çok güzel bir menü oldu arkadaşlar. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kanalımda farklı menü tarifleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Farklı sos tarifleri dediğim gibi. Mutlaka kanalıma göz atmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı ve zil sesini açmayı da unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Evet. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzleyen herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.